Pankreas nasıl bir organdır? Pankreas bizim midemizin arkasında sırtın kemiklerine yaslanan küçük bir organdır. Fakat çok marifetli bir organdır. En önemli özelliklerinden bir tanesi endokrin sistemini idare eder. Sonra da tabii ki sindirim sisteminde çok önemli bir payı vardır. Çeşitli enzimleri salgılayarak bizim yediğimiz gıdalardaki proteinlerin, yağların emilmesini sağlayan bir bezdir. Küçük bir bez olmasına rağmen bunu bir patlamaya hazır bir bomba gibi düşünün. Eğer hastalanırsa çok ciddi tablolara yol açabiliyor. Hastalanmasında da en sık rastlanılan pankreasın iltihabıdır. Ülkemizde pankreasın iltihabı en çok biz safra taşlarında görmekteyiz. Küçük safra taşları kanalı tıkadığı zaman, ana safra kanalını ya da pankreasın kanalını tıkadığı zaman pankreasın içine doğru sekrete edilen sıvı pankreasın sindirilmesini sağlar. Buna biz kendini sindiren organ diyoruz, otodijesyon. Dolayısıyla pankreasta bir iltihabi tablo meydana gelir. Bu tabloda çok hafif de seyredebilir, 5 gün içinde de toparlanabilir, ciddi cerrahi müdahalelere kadar ilerleyebilir. Pankreatitin en önemli sebebini safra taşı olarak saydık ama çok çeşitli nedenler pankreas iltihabı yapabilir. Bunlardan alkole bağlı olabilir, kronik alkolizmde pankreas iltihapları olabilir, akut olarak meydana gelebilir ya da kronik olarak sinsi olarak tekrarlayan karın ağrılarıyla seyredebilir. Ayrıca ailesel pankreatitler olabilir, çeşitli endokrin hastalıkların pankreatitleri olabilir. Eğer kuşak tarzında bir karın ağrısı oluyor ve bununla birlikte bulantı, kusma, hazımsızlık gibi bir problemleriniz oluyorsa mutlaka hastaneye başvurmanız lazım. Uzmanların görmesi lazım. Tabii en sinsi seyreden hastalıklarından bir tanesi de pankreasın. Pankreas kanserleridir. Özellikle sırt ağrıları, inatçı sırt ağrıları olanların kilo kaybı ya da kansızlık gibi şikayetleri, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri olanların mutlaka pankreas yönünden dikkate alınması ve incelenmesi gerekir. Çünkü eğer tümörün çapı küçükse cerrahiyle tamamen düzelebilen bir tümör biraz büyüdüğünde artık başa çıkılamaz noktaya gelebilir. Bu nedenle pankreasın iltihabına, pankreasın tümörlerine çok dikkat etmemiz lazım. Daha sonra da pankreas kistleri tanımlamıyoruz. Bunu sık rastlayabiliriz. %95 normal pankreas kisti varken %5 kadar ciddi olarak büyüyerek tümörleşebilir. Bunları ayırt etmek için mutlaka hekiminiz tarafından değerlendirilmesi, iyi bir görüntüleme tekniğiyle pankreasın görüntülenmesi ve yorum yapılması lazım. Veya arkasından da takip gerekmektedir.